Merhaba sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova burcu olanlar. Şimdi sizlerin de Ağustos 2020 ayınızı videonuzu çekmek üzere karşınızdayım. Bakalım neler neler getiriyor hayat Kova ve yükselen Kova, Ay Kova burçlarına. Bu bik bik diye sesler uyuyan tarçın rüya görüyor, oradan geliyor. Evet, ben daha özel, çok özel baktıracağım derseniz de tabii ki WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Nesneleşme kartlarını almak isterseniz yine aynı numaraya yazabilirsiniz. Her iki kanalıma da abone olduğunuz için, beğeni yorum yaptığınız için çok teşekkürler. Lütfen yeni ay ve dolunay videolarımı sakın kaçırmayın. Çünkü ayın kalitesini, ayın güzelliğini belirleyen yeni aylar, dolunaylar oluyorlar. Ve efendim bakalım, hem konuşalım hem açalım. Instagram hesabım Neslihan Sirine. Bu arada oradan da takip istiyorum. Kovalar ve yükselen Kovay burcu Kovalar sosyal medya kralıdır. Evet, o yüzden takip istiyorum zaten. Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfa Facebook'ta da beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi bakalım sevgili Kova burcumuzun kartlarını açıyoruz. Ters tutmayalım. Bu kendi attığı için hop bir tane açalım. O dengeyi buluyoruz. İçsel denge, güzellik, sağlıklıya doğru bir adım gidiyormuş. Haydi bakalım. Beşinci çakra, boğaz çakrası ve dünya kadar mutluluk. Ne kadar güzel. Evet, şimdi efendim hemen bakıyoruz. Para ikilisi çıkmış. Evet, bu arada mumumuz sönmüş. Hemen mumumuzu yaktık. Oğlak burcunu anlatırken sonuna doğru sönmüştü. Tekrardan başlıyoruz. Para ikilisi, parayla oynamak. Ödemeleri düşünmek. Bakışınızda yıldızlaşmak istiyorsunuz ve yıldızlaşacaksınız. Merak etmeyin, harika bir yıldızlaşma çıkıyor. Bu yıldız acılardan sonraki mutluluğu da anlatır. Yıldız yıldız üstüne yıldız Kova burçlarına diye şöyle bir güzel bir konuşalım. Evet, yeni bir şeyler başlatıyor ya da başlıyorsunuz yani. Yeni bir olay, yeni bir aksiyon, böyle güzel bir şey için çalışıyorsunuz. Tabii ki Ağustos'un biraz ortasına doğru bir 15-16'sı gibi biraz böyle bir kederli hal var. Geçmişin üzüntüsü. Aslında insanlar hep geçmişin üzüntüsünü yaşıyorlar. Yani biraz böyle relax kendinizi bıraksanız hiç artık böyle bir şeyler yaşamayacaksınız. Ve burada para alma verme konuları var. Ermiş kartı zaten sizlere şunu söylüyor. Bakın, diyor ki Ermiş kartı, Allah aşkına bir düşün, felsefe yap, sen zeki bir insansın. Bir kova kıyıda köşede kalmaz. Bak dünya kartı. Hele hele açılımın son kartı, Ağustos sonunda dünyalar kadar bir mucize seninle olacak. Dünyalar kadar bir mutluluk seninle olacak. Ve burada boğaz çakran çıkmış. Boğaza dikkat, soğuk yemeyin, içmeyin. Ama güzel şeyler dillendirebileceğinizi, bir ışıklar saçılıyor. Mavi renk giyebilirsiniz. Boğaza dikkat edin. Solunuma dikkat edin. Yani burada bakın, boğaz çakrası çıkıyor, beşinci çakra çıkıyor ve sizin oraya açmanız gerek. Yani güzel fikirler, yine yaratıcılık ve bunları dillendirme, bir konuşma yapma, bir kitap yazma da olabilir. Yeni yeni fikirler ve efendim sağlığa kavuşuyorsunuz. Eğer sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar varsa bırakmanızı tavsiye ederim. Ve burada yiğit veya sağlığa kavuştuğunuz dengeyi bulduğunuzu gösteriyor efendim. Böyle şifalanacağınızı da gösteriyor aslında. Acı çekiyorsunuz ama acılar insanı bir anlamda şifalandırır. Şimdi hani her zaman diyoruz işte acı çektim, acı çektim. Eğer o acıları çekmeseydik biz yine aynı şeyleri yapabilirdik. Yine aynı olaylara. Şimdi biraz korkuyoruz değil mi sevgili Kova ve yükselen Kovalar, ve korkmamız da gerekiyor. Yani bu hayattan biraz korkmamız gerekiyor. Kıskançlık ve takıntıları bir kenara bırakıyoruz. Ve bu takıntıları eğer böyle, bakın kırmızı bir kart, takılından kıskanılan ne varsa bırakıyoruz. Kıskandığın ve takıldığın her ne varsa senden uzaklaşıyor. Enerjini rahat tut. Senden yayılan sevgi yine sana gelsin.
Ve efendim, zihnimden, ruhumdan ve bedenimden kıskançlık ve takıntılarımı evrene geri iade ediyorum. Evrenden sadece saf sevgi kabul ediyorum. Yani burada sizin üzüldüğünüz, kafaya taktığınız herhangi bir, bakın, mevki, makam, bunlar hiç kıskanılması gereken şeyler değil. Kova istediği zaman da bir yıldız olabilir. Fikirleri çalıştırın. Boğaz çakrası çıktı. Güzel bir hitap şekli, konuşma, okuma, yazma, yani böyle şeyleri anlatan bir açılım çıktı ve kıskançlığı da atıyoruz dağlara taşlara. Evet, bu aslında sizin de kıskanıldığınızı gösterir. Bu aslında sizin de kıskanıldığınızı gösteren bir kart. Haydi bakalım, hemen açıyoruz. Aa, bir ördek. Ördek güzel, yeni bir hayat demektir. Yatan bir hastanız var ise şifalanıyor. Gerçekten bakın, şifa sadece siz için değil, yani çevrenizde böyle yatan bir hastanız varsa o şifalanıyor. Bembeyaz bir kalbiniz çıkmış. Kapalı alanda belki sıkılıyorsunuz. Kapalı bir yerdesiniz, sıkılıyorsunuz. Ama gezme tozma olaylarınıza da ben hiç, şu anda şöyle düşünebilirsiniz. Çok özgürdür kova. Gezme tozma olaylarınızı şu anda görmüyorum. Gezmeyi anladım da tozma nedir? Biraz sanki baskıda gibisiniz. Yani çıkamıyor gibisiniz böyle. Kapalı bir baloncun içinde ya da kendi kendinizi bir yerlere kapadınız. Kocaman bir balena. Bu böyle, hani burası böyle kalın katil balinalar, balinalar var ya. Evet, çok güç topluyorsunuz. Güzel bir para geliyor. Sanki arı gibi çalışacaksınız. 4 rakamı çıkmış. 2-2, 22'ye de bir dikkat edin bakalım. Bebek isteyenler, bebekler var burada. Sanki dilek yapmışsınız. Dilek ağacına bir şey asıyorsunuz. Yani o kadar güzel bir şey çıkmış. Evet, kalbiniz ikiye bölünmüş vaziyette. Biraz bir çatlak bir kalp. Ama şifalanıyorsunuz. Kalpte de ne varsa şifalanıyorsunuz. Hani her zaman ben diyorum ya, geçmişe bakmayın. Artık kova burcu zaten geçmişe pek bakmayın. Önünüze bakın diyorum. Evet. Bu arada yeni bir çağ geliyor. Sizi gözetleyenler çok fazla. Yani güzel bir kuş, üstü açık. Harika bir kuş çıkmış. Tepelikli. Sanki böyle bu kuş uçmuyor ama oturmuş yumurtaların üzerine. Ah, bolluk, bereket. Evet, çatlak bir kalp dedim ya, böyle kalbin ortası ikiye ayrılmış. Artık kendinizden başka birilerini de düşünüyor olabilirsiniz. Kalbiniz kırılmış ama bunların hepsinin telafisi gelecek. Hepsinin telafisi gelecek. Haydi bakalım kova ve yükselen kova burçlarımız. Ağustos ayı niyetine dilekler oluşuyor mu? Yahu Ağustos biraz rahat zaten, oluşuyormuş. Hane içi kalabalık. Evet, bir de iki dilek birleşiyor. Bakın burada birleşti gitti, hala akıyor. Evet, hane içiniz kalabalık gözüküyor ama siz yine de aydınlıktasınız. Yani kalabalık içinde karanlıkta kalmayın. Bakın kova ve yükselen kova burcu. Hani böyle sizin gezegeniniz artık boğa burcunda transitte. Yerleşik düzen istiyorsunuz. Anladığım kadarıyla yerleşik düzeni kuramayanlar üzülüyorlar. Yani yerleşik bir düzen var burada. Bir bayrak sallanmış, yurt dışı işleri olabilir. Ve burada böyle üst üste kalpler binmiş. Yani sizin kalbiniz, yüreğiniz temiz olduğu takdirde her şeye kavuşabilirsiniz. Yani gerçekten kendinizi böyle, bazı kova burçlarını çok karamsar görüyorum bugünlerde. Böyle bir şey yoktur efendim. Çabalayın, çalışın, kader çabayı sever. Ve de kovalar biliyorsunuz spiritüel sezgileri çok kuvvetlidir. 1, 2, 3, 4 tane aydınlık yaşayacaksınız. Böyle çok güzel aydın. 4 tane aydınlıklar yaşayacaksınız. Bir tane de burada Ç harfi olabilir, Y harfi olabilir, evet, S de var efendim. Bunlara bir de İ ve E ekleyelim mi? Biz eklemiyoruz, zaten burada var, 3 rakamı da çıkmış. Hep ardışık ardışık sırayla olacak sizin işleriniz. Yani hani 33, 22 dedim demin mesela, böyle sırayla olacak bir şeyler var, acele yok. Acele yok sevgili kova burçlarımız.
Yollarınız açılıyor. Yani şimdiye kadar biraz sıkıntı çekmişsiniz ama yani Temmuz, Haziran, Temmuz biliyorsunuz ne aylarıydı, tutulma aylarında. Ah, o tutulma aylarında başımıza neler geliyordu. Evet, yaşıyorduk ama şimdi Ağustos biraz rahat. Onun sonra videosunu çekeceğim. Kasım ayına biraz dikkat ve gayet güzel çıkıyor efendim sizlerin de Ağustos aylarınız. Evet, alta bol bol yorum ve like istiyorum. Sevgili kova, yükselen kovalar, yeni yeni fikirler geliyor aklınıza. Her bir söylediğimi not ediniz efendim. Biraz da tasasız olunuz demektir bu kart. Hadi bakalım tasasız olmaya. Hoşça kalın.